Arkadaşlar öncelikle bu sıcak havada, bu güneşin altında bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz bir süreden beri ülkemizde çok ciddi elektrik sıkıntıları yaşanıyor. Son birkaç gün içerisinde bu had safhaya vardı ve pek çok insanımız çok ciddi zarar gördü elektrik kesintileri dolayısıyla. Bu tabii özellikle başta sağlık sıkıntıları çeken insanlarımızın endişelerini çok ciddi şekilde artırdı. Onları çok ciddi risk altına soktu. Üreticilerimiz çok ciddi kayıplar yaşadı. Pek çok insanımız marketinde, bakkalında var olan bir takım elektriğe, buzluğa, soğutmaya ihtiyaç olan ürünleri atmak zorunda kaldı, zararlar gördü ve memleket ciddi şekilde gerildi. Tabii bu yaşananların müsebbibinin kim olduğu meselesi bizim açımızdan hiçbir şekilde tartışma konusu değil. Meclisin açık olduğu dönemde biliyorsunuz Ekim ayından da itibaren aslında seçimden önceden başlayarak milletvekili arkadaşlarımız meclis kürsüsünde bugünlerin geleceğini ve neden geleceğini defalarca anlattılar. Defalarca anlatmış olmalarına rağmen bugün de bu gayrimeşru hükümetin koltuklarında oturanlar o dönemlerde masallar anlatarak bunların hiç yaşanmayacağını söylediler. Bugün çok kısa bir özet geçmek istiyorum. Aslında sanki son günlerde bir aksilikten yaşandı bu gibi ya da bir şirketin sorumsuzluğundan yaşandı gibi beyanatlar vermeye devam ediyor gayrimeşru hükümetin mensupları. Çok kısa bir hikayesini size aktarmak istiyorum. Nereden başladı ve buraya geleceği neden belliydi? Böyle madde madde bunları görelim. Bu iş arkadaşlar, bu film Kıbrıs ağzıyla söylersek, bu film aslında Ekim 2021'de başladı. Ekim 2021'de bir şirkete ihale edildi akaryakıtın elektrik kurumu için akaryakıt taşınması. Bu 6 Ekim'de ihale edildi, 14 Ekim'de ihale kesinleşti. Şimdi de sözü edilen Siderial şirketiydi. Sideral diye geçiyor basında. Bu şirketti ihaleyi alan. Ve altını çiziyorum. Birinci nokta, birinci işaret daha orada görüldü. Bu ihalede 150 bin ton artı eksi %10 için şirketle sözleşme imzalandı. 150 bin ton, altını çiziyorum. Son biliyorsunuz 4 Temmuz'da yeniden nihayet uluslararası ihale kararı aldı bu gayrimeşru hükümet. Ve uluslararası ihalede bu kez gündeme gelen 200 bin ton artı eksi %10'dur. Bu iki rakamı neden vurguluyorum? Bu ülkenin yıllık ihtiyacının 200 bin ton civarında olduğu bu işle ilgilenen herkesin malumudur. Oysa Ekim ayında imzalanan sözleşmede 150 bin ton için imzalamayı tercih etti. O dönemin bugüne de yansıyan hükümeti 50 bin ton açık zaten Ekim 2021'de görünüyordu orada. Dolayısıyla daha o günden işte meşhur o TÜPİK'ten alalım da ihalesiz alalım hesaplarının en azından 50 bin ton bazında yapılmaya başlandığını çok net görüyoruz. Tarihi tekrar veriyorum. Ekim 2021. Şu anda Temmuz 2022'deyiz. Gideceğimiz köyün minareleri Ekim 2021'de belli olmuştu. O dönemde biz tepkimizi ortaya koyduk. Koyduğumuzda bize ne denilmişti hatırlayacaksınız. Daha ucuza bulacağız akaryakıtı TÜPİK'ten. Onun için bunlar yapıyoruz falan filan gibi bir takım hikayeler okunmuştu meclis kürsüsünden. Ama süreç oradan başladı. Sonra ne oldu? 150 bin ton için sözleşme imzalanmışken artı eksi %10 yani bu 165 bin tona ulaşabilirdi. Mayıs'ın sonuna kadar ilgili şirket ihaleyi alan şirket 154 bin tona yakınını getirdi zaten. Yani artı eksiyi bile hesaplasanız 10 bin ton kalmıştı geriye. Dolayısıyla bizim zaten sıkıntı yaşayacağımız, o Siderial'a atıf yapıyor ya Sayın Üstel, onunla ilgili ödemeleri yapsalardı bile sıkıntı yaşayacağımız açık bir şekilde görülüyordu. Çünkü taşımadığı sadece 10 bin tonluk kısım kalmıştı geriye. Bunu gören bir hükümetin, normal bir hükümetin yapması gereken neydi? Hemen uluslararası ihaleye ondan da önce çıkmasıydı yapması gereken ama olmadı. Neden olmadı biliyor musunuz? Bakın altını çizerek ikinci altını çizdiğim noktayı söylüyorum. Sayın Olgun Amcaoğlu'nun o çok kısacık Kıptek'ten de sorumlu bakanlık dönemi var ya. Sayın Olgun Amcaoğlu o dönemde uluslararası ihale kararını Kıptek Yönetim Kurulu'ndan geçirip Bakanlar Kurulu'na getirmeye çalıştı. Ama bu engellendi. Sonra Sayın
Olgun Amcaoğlu biliyorsunuz Enerji Bakanı olmasına rağmen Kıptek Sayın Sunat Atun'a bağlandı. Ve Sayın Sunat Atun'a Kıptek bağlanınca bu son gayrimeşru hükümette, bu son gayrimeşru hükümetin ilk yasa gücünde kararnamesi biliyorsunuz neydi? Türkiye'deki bir kamu kurum ve kuruluşundan veya ona bağlı bir şirketten ihalesiz bir biçimde akaryakıt almaktı. Neresi işaret ediliyordu? Gene TÜPİK işaret ediliyordu ve ihalesiz bir şekilde akaryakıt alınacağı söyleniyordu. Bu da bu yasa gücünde kararnamede 20 Mayıs 2022'de çıktı. Bakın Mayıs'ın 20'sinden bahsediyor. Ve TÜPİK'ten bu akaryakıtı yasaya, anayasaya aykırı bir şekilde ihalesiz alma kararı çıkarttılar. Bugün Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak biz bu yasa gücünde kararnameyi Anayasa Mahkemesi'ne götürüyoruz. Bu birinci adımımız olacak. O zaten Anayasa Mahkemesi'ne gidecek. Çünkü ihalesiz akaryakıt alımının başımıza neler açtığını zaten bu süreçte çok net olarak gördük. Ama ne oldu? TÜPİK'ten ihalesiz akaryakıt alacağız demelerine rağmen TÜPİK'ten akaryakıtı alamadılar. TÜPİK dedi ki benim elimde sizin istediğiniz akaryakıttan yok. Ve bunu söylediği anda ülke cas çavlak ortada kaldı. Bu plansızlık bizim mecliste yaptığımız bütün uyarılara rağmen bu planın yapılmaması, illa TÜPİK'ten alacağım ve ihalesiz alacağım diye tutturulması, son noktada TÜPİK'in de benim size vereceğim böyle bir yakıt yoktur demesiyle ülkeyi elektriksiz bıraktı, insanları perişan etti, bu rezaleti ülkeye yaşattı. Peki ne oldu ondan sonra? Daha da ilginçleşti işler. TÜPİK'ten akaryakıtı bulamayınca bu defa çıkardıkları yasa gücünde kararnameye bile ki o yasa gücünde kararname zaten anayasaya aykırı. O yasa gücünde kararnameye bile aykırı bir şekilde bu defa bir bakanlar kurulu kararıyla Petko isimli bir şirketten yakıt alma kararı çıkarttılar. 2300 ton. Bu 2300 ton alındı. Yasa gücünde kararnameye aykırı. Zaten yasa gücünde kararname anayasaya aykırı. 2300 ton geldi ülkeye. Bu da yetmedi. Bu 2300 ton 25 Haziran'da alınan kararla geldi. 3 Temmuz'da bu defa döndüler gene yasa gücünde kararnameye aykırı bir şekilde İçkale ve Alkagesta isimli iki şirketten 16 bin tona yakın tekrardan ihalesiz bir şekilde akaryakıt alma kararı aldılar. O da yetmedi 4 Temmuz'da Petko'dan gene 1100 ton daha akaryakıtı ihalesiz bir şekilde aldılar. Şimdi sorumuza geliyorum. Soru şu. Birinci soru neydi? Neden 200 bin olduğunu bilmenize rağmen bizim ihtiyacımızın 150 bin tonluk ihaleye çıktınız? Ki daha Mayıs'ın sonunda 154 bin tonu almanıza rağmen zaten yetmediği belli oldu. Bu birinci soru. İkinci soru. Peki siz Petko'dan bir 2300 ton aldınız. Bir de 1100 ton aldınız. Şimdi de Alkagesta ve İçkale'den 16 bin tona yakın ihalesiz, yasa gücünde kararnameye bile aykırı alım yapmaya hazırlanıyorsunuz. Sorun net arkadaşlar. Bakın size rakam veriyorum. Buradan gayrimeşru hükümetin temsilcileri de duysun. Said Riyal'la yapılan sözleşmede fiyat, ödediğimiz fiyat, plats artı yani piyasadaki akaryakıtın fiyatı artı 33 dolardı. Yani her bir tonu taşımak için o ihalede 33 dolar istiyordu şirket bizden. Şimdi konuşulan rakamlar en aşağı 100 doların üstünde. Yani 33 dolar ton başına akaryakıt taşımak için para öderken bu devlet, şimdi basına yansıyan rakamlar en aşağı minimum söylüyorum 100 doların üstünde. Net olarak soruyoruz bu hükümete buradan, gayrimeşru hükümete, bize gerek Petko'yla imzaladığı iki sözleşmenin, gerekse İçkale ve Alkagesta'yla imzaladığı sözleşmelerin rakamlarını bu akşam saat 8'e kadar açıklayacak. Sözleşmede akaryakıtın tonu başına kaç para ödendi? Bir tonun taşınması için kaç para ödendi? 33 dolarken bir tonun taşınması, eğer bu ülke 100 dolarların üstünde veya daha fazla, iddialar daha fazla olduğu yönündedir, taşıma bedeli ödediyse bu ülkeyi bu koşullarda zarara sokmak demektir. CTP olarak her türlü hukuki yola başvuru hakkımızı saklı tutuyoruz. 8'e kadar bize Petko'yla imzaladıkları iki sözleşmenin ve diğer iki şirket İçkale ve Alkagesta'yla imzaladıkları yeni sözleşmenin
rakamlarını bildirecekler. Bu ikisi önemli. Başta söylediğim neden 200 bin ton değildi, 150 bin tondu, bunu da bildirecekler. 8'de bu bilgiler elimizde olacak sözleşmelerle birlikte. Neden söylüyoruz bunu? Dedik ya, meclis daha çok sokakta, sokak daha çok mecliste. Meclis kapandı. Bugün meclis olsaydı bunları direkt soracaktık. Cevaplarını almadan da bırakmayacaktık. Cevaplarını aldığımız anda rakamlar bu 33 dolar artı plats, yani piyasadaki akaryakıt fiyatının üstündeyse hukuki yollara da yarın itibariyle başvuracaktık. Ama meclis kapalı, herhalde bunu da fırsat biliyorlar. Nasılsa biz bu soruları soramayacağız zannediyorlar. Sorularımız buradadır. Saat 8'e kadar bu sorulara cevap gelecek. Gelmediği takdirde yarın sabah 9'dan itibaren cevap gelene kadar biz buradayız artık. Cevap 10 günde gelecek, 10 günde gelecek. 20 günde gelecek, 20 günde gelecek. Bu cevabı alacağız ve burada her dakika saat 9'dan itibaren, sabah 9'dan itibaren her dakika kalabalık artacak. Bu insanlarımıza bu yaşattıkları şey neyle sonuçlandı? İşte size kısaca macerasını, serencamını anlattım. Ta Ekim'den beri biz biliriz, biz yaparız olur diye gösterilen ama arkasında hangi hesapların olduğunu henüz bilmediğimiz rakamları gördükten sonra hesapları da daha net göreceğiz. Bir takım olaylar dolayısıyla bu insanlar bu hale sokuldu. Sağlık sorunu yaşayan insanlar bu hale sokuldu. Hepimiz 2022'de adeta 100 sene öncenin karanlığına mahkum edildik bu kadar sene sonra. Hani biz Roma yama olmayık, biz Roma yama olmayık derlerdi ya. Biz hayatımızda kimseye, hiç kimseye yama olmayı istemedik. Ama gene geldikleri nokta nedir? 50 megawatt ki 80 megawatta kadar artırmayı planlıyorlar. Güneyden elektrik almasalar bu yaptıkları hatalar dolayısıyla bu ülke bugün de karanlıkta olacak. Ve üstüne üstlük bu yakıtı taşıdıkları gemilerle ilgili de tartışma var. Bir sorumuz da odur. Soru numarası da veriyorum ki 4 soruya cevap vereceklerini bilsinler. Getirdikleri yakıtın kalitesi nedir? 1. 2 ama o yakıt yolda gelirken bu gemiler dolayısıyla başka bir kirlenmeye maruz kaldı mı? Burada ölçümün yapılması gerekir. Çünkü yaptıkları hatalar dolayısıyla hem ülke elektriksiz kaldı, insanlar zarar gördü. Hem rakamlar çıkınca göreceğiz, bellidir şimdiden. Ülke mali olarak zarar gördü. Bir daha üstüne üstlük çevre açısından zarar gördü mü, görmedi mi, üçüncü zarar da doğdu mu? Yakıtın kalitesiyle ilgili açıklamalarını bekliyoruz. Sakın ha bize daha kaliteli yakıt getirdik, onun için daha pahalı getirdik hikayesi de okumaya kalkmasınlar. Şimdiden söylüyorum, daha pahalı çıkarsa gerekçe bu olmasın. Çünkü o ihalede Saitreal'la Sideral dedikleri şirketle imzalanan sözleşmede 33 dolar maksimum %1 kükürt oranı lafı var. Yani kükürt oranı %1'in altında olsa da fiyat değişmeyecek. Ama kükürt oranı maksimum %1 olacak. Kimse çıkıp da duyuyoruz çünkü bunu da. Ama biz daha %0.5'lik yakıt aldık. Onun için daha fazla verdik demeye de kalkmasın. Bunu da kimse yemez. Size sözleşmeden net olarak zaten bunun kapsamda olduğunu da gösteriyorum. Onun için arkadaşlar tekrar ediyorum. Bugün saat 8. Sözleşme metinleriyle birlikte her bir ton akaryakıt için bu 3 taşımada 2300 ton, 1100 ton ve şimdi diğer iki şirketle imzalanan sözleşmede kaç tonsa 16 bin ton olduğunu duyuyoruz. Bu 3 sözleşmedeki fiyatlar net olarak hem akaryakıtın ton başına fiyatı hem taşımanın ton başına fiyatı bize bildirilecek, kamuoyuyla paylaşılacak. İhale şeffaflık içindir. İhaleyi ortadan kaldırdılar. Tamamen anayasaya aykırı, yasa gücünde kararnameye bile aykırı işlemler yaptılar. Orada bile şeffaf olmamaya devam ediyorlar. Hiç kimsenin buna hakkı yoktur. Bu memleket krallıkla yönetilmiyor. Biz kafamıza estiği gibi yaparız. Elektriği de verirsek halk da şikayetçi değil. Halkı bu ekonomik sıkıntıların içerisinde hem zarara uğratıyorsunuz hem de arkadaşlar bak tekrar söylüyorum. Son ihale kararı 4 Temmuz 2022. Bu ihale kararı alındı. Ne kadar zamanda bu ihale üzerinden akaryakıt temin edilebilecek? Daha ihale kararı alındı. Daha açılacak da başvurular gelecek de şartnamesi de ondan sonra ihale gerçekleşecek de akaryakıt taşınacak. O arada
bu ülke ne yaşayacak? Bunun planını da bizimle, halkla paylaşmak zorundadırlar. Ve bir şeyin daha altını çiziyorum bitirirken, bugünlerde bir daha internet altyapısındaki sorunları şimdi de mazeret göstererek 4.5 ve 5G bilmem neyle ilgili de yeni yeni orijinal karar düşünceleri varmış arkadaşların kafasında. Sakın ha, sakın ha, elektriği ha size madde anlattım bu hale getirenlerin bir daha internet altyapısında bu gayrimeşru halleriyle iş yapmaya kalkmaları bu ülke için zuldür. Bu ülkeyi zarardan zarara sürüklediler, perişan ettiler. Bir daha o alanda bu kafayla, aynı kafalarla iş yapmaya kalkmasınlar. Son olarak bir kez daha vurgulayarak bitiriyorum. Saat 8. Saat 8'de kamuoyuyla paylaşılacak bu 3 taşıma sözleşmesindeki fiyatlar ve akaryakıtın kalitesi, sadece çıkıştaki kalitesi değil, taşındığı gemiler dolayısıyla inişteki kalitesi de. Bunu net olarak bekliyoruz. Cevap gelmediği takdirde de yarın sabah 9'da buradayız ve cevap gelene kadar da buradan asla ayrılmayız. Sakın kimse bayram geldi, seyran geldi bilmem ne demesin. Bu ülkeye bayramı bayram keyfiyle yaşatmayan, bu sıkıntıların içerisinde bu halkı sürükleyen bir gayrimeşru hükümetin ne bayram kutlamaya hakkı vardır, ne de öyle 10 gün izin alıp da maliye bu haldeyken, Kıptek bu haldeyken 10 gün izin alıp da tatile gitme hakkı vardır. Bu kadar sorumsuzluk, bu kadar ciddiyetsizlik, bu kadar kendini bilmezlik tarihte bu ülkede görülmemiştir. Bunun hesabı sorulacak. Hukuki hesabını biz mahkemelerde soracağız aldığımız verilerden sonra. Siyasi hesabını da Kıbrıs Türk halkı en kısa sürede kesecek. Bu elektrik kesintilerinde sosyal medyada maalesef gençlerimizin ağzından en çok duyduğumuz laf oldu ya, maalesef hepimizin gözlerini yaşarttı. Artık bu memlekette yaşanmaz. Bu memleket ortaçağ karanlığına mahkum oldu. Gidecek bu memleketten dedi gençler ya. Buradan onlara sesleniyorum. Sizin bu ülkeyi sevdiğinizi biliyorum. Gidecek deseniz de gitmeyi asla istemediğinizi de biliyorum. Siz sakın gitmeyin. Çünkü bunlar gidecek zaten. Bunlar gidecek ve bu rezalet bitecek. Hepinize teşekkür ediyorum.